her şeyi son güne bırakmamız nedeniyle bazı işler yolunda gitmeyebiliyor. Şöyle size denizaltıyı göstereceğim. Kursura diye geçiyor adı. 1969 model bir denizaltı. Hindistan'ın da 4. denizaltısı imiş. Dediğim gibi 1969 model S20 sınıf Sovyet yapımı bir denizaltı. Sanıyorum ki Pakistan'la aralarındaki savaşta devriye görevinde yer almış. Daha sonrasında da bu denizaltı birçok iyi niyet gezisine çıkmış dünya üzerinde. 2001 yılında emekliye ayrılmış. Sanırım bir hasar olduğu için emekliye ayrılan bu denizaltı konuşamadım sıcaktan. Artık böyle sıcaktan konuşamaz oldum. Vizak sahiline buraya getirilmiş ve şu an müze olarak kullanılıyor. Lakin bizim biraz poli hesap edemememizden dolayı, bu hesapsızlıktan dolayı bugün kapalı. İçeri girilip yanlardan falan fotoğraf çekiyorlar ama güvenlik bir şeyler söylüyor. Bu nedenle ben de çok içerilere falan girmeden böyle dışarıdan size gösterdim. Sovyet yapımı bir müze olarak kullanılan denizaltı. Karşıda uçak müzesi var. Sadece restoran kısmı sanırım açık. Orada kapıda bir belirli kuyruk var. İçeri alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Orada da bir problem var. Sanırım bu da Oli nedeniyle olan oluşan bir şey. Bu nedenle müzelere bugün böyle görmeden geçeceğiz gibi durmakta. Dönerken soracağım ama şu an kapıda soruyorlar ve içeri kimse giremiyor ben gördüğüm kadarıyla. Orada da yine Rusya'ya, Sovyet yapımı Rusya'ya ait 142 model uçağı aynı şekilde oraya koymuşlar. Bir bina yapmışlar. Orada parçalarını falan tanıtıyorlarmış. Bu şekilde. Şimdi hava çok sıcak. Bu nedenle ben bir deniz fenerine bakacağım. Deniz feneri açıksa oradan bir çekim yapalım. Daha sonra bir tapınak var. Tapınağa gidelim. Bakın çocuğun kafasına falan bakın. Böyle balonların içine boyalar koyuyorlar. Ve bu boyalarla birbirlerine balon atarak yüzlerine, her yerlerine boyuyorlar. Poli Festivali böyle bir şey. İçeri giriş yok. Sadece kenardan baktırıyorlar bugün. Maalesef denizaltı işi askıda kaldı. Yine müzelerde şöyle bir durum var. Hindistan vatandaşlarına ayrı, turistlere ayrı, kamera için, fotoğraf için ayrı, video için ayrı bir tarife uygulanmakta. Ben nedenini anlamıyorum bu uygulamaların. Hadi tamam, yerli yabancı ayrımını anladık da bu video ve fotoğraf için ayrı tarifelere anlayamadık. Coco arenaları bu şekilde size zaten sık sık gösterdim. Şimdi deniz fenerine bir bakalım. Coco Arena 4, karşıdaki de 5. Daha sonrasında deniz feneri gelecek. Açıkça onu da bir görelim. Oradan tapınağa geçelim. Ve devamında da artık tren istasyonuna doğru geçeceğiz. Mütemadiyen kapanış konuşmasını tren istasyonunun oradan bir yerden yaparız. Ve günü bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Bugün pek verimli olmasa da en azından palmiye altında oturarak böyle şey yaptık, dinlendik. Bakın yerleri gösteriyorum size. Boyalar Poli Festivali'nden kalmış işte dün akşam bugün. Her yer böyle boya, birbirlerine boyuyorlar. Aman diyorum beni de boyamasınlar diye böyle dikkatli oluyorum. Dikkatli kendimi bu boyalardan korumaya çalışıyorum. Tabii şimdi yine tekrar git duş al, eşya değiştir, bir şeyler olsun. Onlar eğleniyorlar. O ayrı bir şey. Buraya bir plastik iskele kuruluyormuş. Buranın bir adı vardı. Unuttum.
Onun dışında bakın yine sanıyorum Pakistan Savaşı ile ilgili bir anıt yapmışlar karşıya. 1971 yazıyor. Denizdeki zafer anıtıymış. Yani burası da böyle. Evet. Burada da Floating Bridge. Evet, yani buranın adı da Floating Bridge'miş. Koko Arenalar bu şekilde devam ediyor. Şehirde türlü türlü anıtlar, müzeler bu şekilde. Sıcaktan konuşamıyorum arkadaşlar artık. Bakalım halimiz duman, gözlerim açılmıyor sıcaktan. Birazdan terlemeye de başlarız. Şöyle hızlıca ben bir gidebilirsem tapınağa gideceğim. Gidemezsem otele döneceğim. Çantayı alacağım. Tren istasyonuna Duada'ya geçeceğim. Buradan geçiyor mu diye baktık. Tren buradan geçmiyormuş. Buradan geçmediği için otobüsle ya da Duada'ya geçen bir trenle o istasyona geçeceğim. Öncesinde bir yemek yerim. En kötü ihtimalle Uber'le geçeriz. O da 100-150-200 rupileri falan bulabilir. Çok büyük paralar değil. Ama otobüsle geçmek varken otobüsle geçmeyi tercih ederim. Bu burada karşıda çok güzel sokak yemekleri var. Sokak yemeği dediğim böyle arabalarda yapıyorlar. Arabalar orada sabit. Ben bu alanda yemek yemeyi sevdim. Arada burada gelip yemek yedim. Akşam yemeklerini özellikle. Öncesinde de KFC, onun gibi yerlerde. Bakın şimdi. Say hello, hello. Yeah, happy holiday. Yeah, gördüğünüz gibi üstlerini boyamışlar. Onlar da savaştan çıkmış gibi. Size sahili de göstereyim gündüz gözüyle. Bakın aslında yüzülmez deniliyor ama yüzenler, suya girenler belirli yere kadar var. Burası kötü. Koko Arena 1 ve 2 oldukça daha kalabalık, daha hareketli. Buradaki sahilde kayalık olmasından dolayı burada daha az talep var. 1 ve 2'de kum daha uzun ve güzel, yumuşak. Orada çok insan vardı. Bu şekilde güne böyle bu şekilde başladık. Bir şekilde de bitireceğiz. Şimdilik bu kadar. Deniz fenerine gidelim. Arkadaşlar, deniz feneri arkamda gördüğünüz gibi kapalı. Bu gürültü ne derseniz, hemen yan tarafta bir eğlence var. Holi. Bu tarafta da bir eğlence var. Holi nedeniyle böyle değişik DJ'ler getirmişler. Böyle gürültülü müziklerle eğleniyorlar. Deniz feneri beklediğim gibi değildi. Sanıyorum bir tadilat geçirecek. Daha sonra da açılacak. Mavi kapı ona işaret. Sahilden dolanıp yanına gidilebilir dediler. Ama gördüğüm kadarıyla gidilecek, görülecek bir şey yok. Bu müzikte nasıl eğleniyorlar onu da bilmiyorum. Muhtemelen birbirlerine boya açıyorlardır. Muhtemelen öyledir. Şimdi tapınak meselesinden vazgeçtim. Tapınak buraya 2 kilometre. Eğer tapınağa gidersem günü tamamıyla kaçıracağım. Görüyorsunuz adam boşu boşuna korna çaldı ve bizi ürküttü. Ürktüm yani. Ne? Koskocaman yol. Yol çok güzel. Ağaçlı, palmiyeli. Şöyle onu da görün. Müzik tabii çok kötü bir etki yarattı. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. Yol hakikaten çok güzelmiş. Bu sıcağın içinde hafif bir serinlik getirdi bize de. Oldukça güzel. Hello, hello, happy holiday, happy holiday. Çocuklar da happy holiday yapıyorlar. Oldukça güzel, eğlenceli. Hint insanı eğlenceli arkadaşlar. Hint insanı eğlenceli. Çok sorun çıkmaz.
güzel eğleniyoruz. Tapınak çok fazla zaten ünlü, meşhur tapınak gördük. Bunlardan Madurai'ye gitmek bile tapınak için yeterliydi. Buradaki için de çok güzel diyorlar ama çok sıcak ve 2 kilometrelik bir yol var önümüzde. Bu nedenle ben otele dönüp çantayı alıp yemek yiyip tren istasyonuna geçip treni beklemem gerekiyor. Otobüs bazen bulunmuyor. Tren peşine koşmamız gerekir. Ya da Uber falan öyle halletmemiz gerekir. Otelden de bu gece kalmayacağımız için çıkış yaptık, çantayı emanete bıraktık. Bu şekilde şehirde müzeleri gezeriz dedik. Müzeler de olmayınca sahilde işte deniz feneri, bir de tapınak etkinliğimiz olacaktı. Maalesef o da sıcak havanın etkisiyle hiç göresim gidesim yok. Buradan böyle diyelim. Bir şeyler daha buluruz, ekleriz. Sonrasında zaten hoşçakalın demek kalıyor. O gürültüden dolayı mikrofonu böyle ağzıma tutmak zorunda kaldım. Umarım ses çıkmıştır. Deniz fenerinde bir numara yok gördüğünüz üzere. Çocuklar eğleniyorlar etrafta. Happy Holi. Bu palmiyelerin altında biz de az oturmadık. Koko arenalarda biz de dinlendik. Oldukça güzel bir şehirdi Vizak. Bugün biraz verimsiz geçti. Verimsiz geçmesinin nedeni de Holi'ye denk gelmiş olmamız. Müzelerde kapalı. Sadece aralara girebiliyorsunuz. Ben de oralara girmedim. Biraz rüzgarlı. Şöyle yapalım. Evet, daha iyi olacak herhalde. Böylesi daha iyi oldu. Ya genel anlamda bugün böyle gezdik. Şehrin içinde bildiğimiz yerlerde, sahilde yürüyüş gibi oldu biraz. Yapılacak bir şey bulamadık. Tapınağa gitmek istemedim. Çünkü buradan sonra tren istasyonuna falan da yürümek lazım. Çantayla yürümek gerekiyor. İşte ya da vasıtayla ulaşım yapacaksınız. Otobüs işinden vazgeçtim. Vizak'tan Duvada'ya sürekli yarım saatte, bir saatte bir tren kalkıyor sanırım. Öyle gözüküyor. Tren istasyonuna gidip Duvada'ya metro bileti gibi bir bilet kestirip o şekilde oraya ulaşımı sağlamaya çalışacağım. Şöyle beni değil etrafı görün istiyorum tekrar. Bakın Mısırcılar devam ediyorlar. Evet, güzeldi. Bugün de güzeldi. Ben fena demiyorum. Bu nedenle idare ederdi. Biraz sıcak etkili oldu. Bu nedenle böyle palmiyelerin altında biraz dondurma yedik. Gezdik. Sahilde düzenlemeler olacak galiba. Bunları ne için kullanacaklar bilmiyorum. Işıklar, projeksiyon cihazları zaten var. Sürekli ummalı bir çalışma mevcut. Öte yandan şehrin işleyişi, şehir oldukça güzel. Etraftaki sahiller daha da güzel. İnsanlar güzel. Otel problemleri fiyata bağlı olarak yaşanabiliyor. Tabii biz bütçeyi tutturmak adına hem iyi lokasyon olan hem de uygun oteller bulmaya çalıştığımızdan dolayı birçok yerde problem yaşadık. Ama çok problemli olmadı. Güzel gidiyoruz. Geriye kalan 26 gün falan var sanırım. O işlere de bakacağız. Şimdilik ben burada mı veda edeyim? Tren işlerine çünkü çantayla falan zor olacak. Videoda uzuyor. Bence buradan böyle veda edelim. Koko Arena birden. Bakın buralarda böyle çalışmalar da oluyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Dün akşam burada oturuyorduk. Burada böyle tozlu bir çalışma var. Yani çalışma bitmiyor. Vizak çok güzeldi. Yolu bu tarafa düşecek olanların
ya da ülkenin doğu sahillerine geçme planları olanların listesine eklemelerini öneririm. Çok keyif aldığım bir yer oldu. Mesela Kanya Kumeri'den bu kadar keyif almadım. Çok balıkçı kasabasıydı. Ama buradan çok keyif aldım. Alapi, Arambol, bunlar çok güzel yerler. Buraları tavsiye ederim. Ayrıca burayı da tavsiye ederim. Buradan şimdilik hoşça kalın diyorum. Bugünü kapatalım. Ben treni falan beklerken onu da Kalküta serisine çekeriz. Onu yarın paylaşırız. Zaten bugüne 2-3 video oldu. Televizyon kanalı gibi olduk ama izlenme yok. Bu nedenle abone olmayı ihmal etmeyin. İzlenmeler düşük. Yoksa bu çekeceğim son seri olacak herhalde hatıra niteliğinde. Bundan sonra bu video işlerini bırakırım gibi duruyor. Kötü giderse. Polis geçiyor ama polis kendine pek ayrı yok. Hoşça kalın. Kalküta'dan görüşürüz.